Evet, video ismi bulamadım. Yaklaşık bir 5 dakika düşündüm ama aklıma hiçbir şey gelmedi. Yapacak bir şey yok. Neyse, bu bölüm ne yapacağız? Bu bölüm Hard Traffic'in arka planında, yani hayatta dışında olan şeylerine bakacağız. Mesela şu an gördüğünüz gibi Gmail'in arkasında Black Mesa tesisi var. Peki bu Black Mesa tesisi nerede? Ne yapıyor? Bir bakalım bakalım. Ama tabii önce Gmail'in susması lazım. So wake up, Mr. Freeman. Wake up. Smell the ashes. Şimdi hemen hilelerimizi yazalım. Eyvallah, ben kaçtım. Şimdi gördüğünüz gibi oyuna buradan başlıyoruz ve şurada da bizim gitmemiz gereken yerler var. Biraz önce Jim'in arkasında gözüken Black Mesa tesisi, Half-Life'in başladığı yer tam şurada. Bu arada bu ne? Neyse, sorgulamıyoruz. Uçan şeyler olabilir. Gelebiliyoruz, tamam. Buradaki ilginç şey ise bu mekanda tamamen Half-Life 1'den alınmış olması. Tamamen Half-Life 1'den kopyalayıp Half-Life 2'ye yapıştırmışlar. Hiçbir şekilde Half-Life 2 grafikiyle burasını güncellememişler. Buradan çıkabiliyor muyuz? Çıkamıyoruz. O kadar da değil tabi ama. Nasıl kopyalayıp yapıştırmışlar bu kadar? Ben de bilmiyorum. Burada başka şöyle bir yerimiz var. Zaten oyunun sonunda Citadel'deki olaylardan burasını hatırlıyoruz. Yarım yamalak buraya yerleştirmişler. Başka bir şey var mı diye bakıyorum. Bayağı bir karanlık ama. Şurada o da var. Bir saniye, kayboldum. Şurada beyaz bir nokta var. Evet, hiçbir şey değilmiş. Sadece bir duvar. Güzel. Şimdi PUBG oynayacak mı? Şu an PUBG oynamam ya. Şu an video çekiyorum çünkü. Burada da trenimiz var. İlk büyük ihtimalle treni burada modellediler, sonra oyuna koydular. Şimdi başka neler vardı bir bakayım ben. Gördüğünüz gibi bizim Waze konuşuyor. Saçma sapan işte seçim vaatleri veriyor. Asıl olay bunun arkasında. Aslında şeysiz bu da. Yarım vücut halinde. Bu da hoş bulduk. Eminim güvendedir. Evet. Kayboluş da böyle. Şu an gördüğünüz gibi şey. Bu da arkasında duruyor. Ve bizim yine eski noktadan bakarsak tamam, öyle gözükmemiş. Boşver. Şurada bir şey daha vardı. Merak ettim ne diye bu. Evet. Sonsuz boşlukta bir oda. Gayet doğal olabilir şeyler. Şurada polis arkadaşlar gördüğünüz gibi bir eve zorla girmek çalışıyor. Ama aslında olaylar şöyle. Evet, korku filmlerindeki gibi. Olaylar kendiliğinden, eşyalar kendiliğinden hareket ediyor. Birazdan şu ekran açılıp bir iki saniyede G-Man gözükecek. Peki bu G-Man'i nerede yakalayabiliriz? Şurada. G-Man gördüğünüz gibi tam önümüzde duruyor. Bunu öldürmek mümkün müydü? Bakalım. Öldü lan. Oha, ben bunu beklemiyordum. Evet, bir saniye, şu an G-Man öldü. Acaba ekranda nasıl gözükecek, merak ettim şimdi, dur bakalım. Bunu dağıtlama çekiyorum çünkü. Bakalım G-Man gözükecek mi ya da ölü hali mi gözükecek. Bir saniye çekilirsen. Evet, ekran nedense G-Man'e gelmedi bu sefer. Çok garip, bence gelmesi lazımdı. Aa, geldi. Evet, ölü. Çok garip lan. Vallahi ölü G-Man var. Kaybolacak mı bakalım? Normalde çünkü bundan sonra kayboldu ya. Kaybolmadı vallahi. Mükemmel lan. Evet, G-Man öldü. Tüm sorunlarımız kayboldu.
Aha çarpım sonu geldi. Neyse diyeyim. Biliyorsunuz bundan sonrası malumunuz. Bizim zenci abimiz ölüyor. Ama ondan önce abimiz öldü. Ben yaratıkları öldürürsek nasıl olur? Bunun için yine hile kodunu yazılır. Çünkü hepsi de 2'ye girdiğim için. Şimdi yaratıklar burada. Gördüğünüz gibi. Bunları öldürmek biraz uzun. Yaklaşık 5 dakika sürüyor. O yüzden 5 dakika sonra da ben dönerim. Şunu öldürdüm. Şu hala yaşıyor. Bakalım bir tanesi hayattayken o hala nasıl ilerleyecek. Are you sure you have everything you need? I think so. Dr. Kleiner gave us the Borealis coordinates. We'll keep the hailing frequency open on the chopper radio in case Judith tries to reach us again. Good idea. She could well make another attempt. Dad! Gordon! Help! Evet. Dad! Alex! Biraz garip bir şeyler oluyor. Dad! Get away! Evet, kız çarpıldı. Kulağını yırtan kız. Listen to me. Destroy that ship. Whatever it takes. Destroy it. Don't. Dad, look out. No. Dad. Dad. God damn it, let go of him. Çok ilginç. Oh my God. I love you, sweetheart. Close your eyes, honey. I love you, Dad. Don't look. No. Oh my God. No. No. Gordon. Efendim. Dog. Aslında tam önünde ama yani sen bilirsin. Evet, böyle garip bir animasyonlar ortaya çıkıyor oyunu da şey yaparsak. Evet. Benden bu kadar.